Yılın ilk yarısını harika bitirdik. Biz biliyorsunuz ağırlıklı olarak Nasdaq teknoloji hisse senetlerinde pozisyonumuz yüksek ve Nasdaq'taki yükseliş %37.7'yi buldu. Bu Nasdaq'ın bütün tarihindeki en iyi ilk 6 ay. Tarih daha böyle bir şey görmemiş ve burayı size shortlamanızı söylediler. Akıl almaz gerçekten. Bu fırsatı nasıl kaçırdınız? Ama yılın ikinci yarısında hala fırsatlar var mı? Önemli olan o. Ve böyle baktığımızda yine biraz tarihten ayarlamakta fayda var. Tarih diyor ki ilk yarı iyi geçince ikinci yarıda iyi geçme eğilimde oluyor ağırlıklı. Bloomberg bu konuda harika bir rapor yayınlamış. Şu anda sol tarafında ekranın görüyorsunuz. Eğer ilk yarıda yükseliş %10'u buluyorsa S&P 500 buradaki endeksimiz, İkinci yarıda da yükselme genelde devam etmiş. Bunun istisnası olan bir 1929'daki büyük felaket var. Büyük ekonomik depresyon. Allah korusun öyle şeyler yaşamayalım. Onu da söyleyenler var ama ben bir sebep göremiyorum. En azından şu andaki veri setleri bunu söylemiyor. 1933'te %57.7'den ilk yarıda yükseliş var. İkinci yarıda bir düşüş gelmiş. Onun dışında bir de 1987'de ilk yarıda %25'lik yükseliş var. İkinci yarı eksi. Dışında kalanların hepsi de neredeyse İlk yarıda %10'un üzerinde yükseliş varsa ikinci yarıda da neredeyse ilk yarıdaki kadar bir yükseliş var. Yani ne anlama geliyor bu? Nasdaq buradan bir %30 daha yapabilir gibi gözüküyor. Peki sebebi ne? Neden rahat borsalar? Enflasyon olan mücadelenin sonuna geliyor Amerika. Yani evet çekirdekte takıldığımız bazı yerler var. Ama bu hafta enflasyonun temel kalemlerinden bir tanesi olan yeni otomobil satışlarında ciddi sıkıntı olduğunu, evde çok envanter biriktiğini ve bundan dolayı araba fiyatlarında indirimlerin başladığını görüyoruz Amerika'da. Bu bizi biraz enflasyon tarafından rahatlatacak diye düşünüyorum. Ve bundan dolayı da Fed'in bu iki kere daha faiz artışı yapması meselesi kimse pek ciddiye almıyor. Tabii ciddiye almalıyız, almamalıyız ayrı ama almıyor. Ve borsalar ne yaptılar? Geçen hafta bir düzeltme yaptılar. O da böyle yani çok sert bir düzeltme de olmadı. Böyle bir gitti geldi, gitti geldi. Şu anda geçen haftanın açılış seviyesine geri dönmüş durumdayız. Bugün de bakıyorum piyasa yine yeşile benziyor. Nvidia ve AMD gibi yapay zeka hisse senetleri dün şöyle bir sallandılar. Niye? Amerika Birleşik Devletleri bazı yapay zeka çiplerinin Çin'e satışına kısıtlamalar getirdi diye. Ama bugün tekrar topluyorlar onları. Çünkü Nvidia açıklama yaptı. O çiplerin toplamcılığımız içindeki payı çok çok küçük dedi. O özel chipsetinin AMD'nin de Nvidia'nın da toparlandığını görüyoruz. Tesla tabii çok iyi gidiyor şu sıralar. Neden? Çünkü ikinci çeyrek kapanmak üzere ve ikinci çeyrekte Tesla'dan çok iyi bir satış rakamı bekleniyor. O tabii kötü gelirse tepe takla olabilir hesaplarımız. Muhtemelen 2 Temmuz veya 3 Temmuz'da Tesla'nın ikinci çeyrek satış rakamları gelecek. Bununla ilgili alternatif tahminler var ortalıkta. Biraz çalışacağım. Görüyorsunuz ortamı şu anda çok çalışmıyor uygun değil. Daha sonra biraz daha çalışacağım. Bundan ilgili size sonuçları göstereceğim. Yani her şey hala olumlu gidiyor. Biraz daha rally'nin yayılması lazım. Başka hisselere doğru gidiyor olması gerekiyor. Baktığımızda enformasyon teknolojileri, iletişim hizmetleri ve tüketici ürünlerinde ciddi yükselmeler oldu. Bu sektörlerdeki şirketlerin hisseleri çok ciddi değerler kazandılar. Tabii en çok enformasyon teknolojisi %38'lik yükseliş var. Gayrimenkulde, finans sektöründe ve enerji gibi ürünlerde ise eksiler var hala. Ama onların da çoğu geçen senenin kazananlarıydı. Yani biraz onu düzeltmesidir diyebiliriz. İşte yavaş yavaş yayılacak rally diye düşünüyorum ve ben ikinci yarıyı çok 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 iyi bekliyorum. Bu haftayla ilgili de son videomda zaten bahsetmiştim. Çeyrek kapanışına doğru Amerikan borsaları hep çok hareketli olur. Fon yöneticileri sürekli piyasaya bakıyorlar şu anda ve anlamlandırmaya çalışıyorlar. Bu geçici bir ayı piyasası ara rallisi mi yoksa gerçek bir boğa pazarına girdik mi diye. Ben gerçek bir boğa pazarına çoktan girdiğimizi düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki döneme bakalım. Enflasyon derdi azalmış. Fed'in yapabilecekleri epey kısıtlı. Ve aslında daha da güzeli Amerikan şirketleri verimliliklerini çok arttırmış durumdalar bu süreçte. Çünkü bir ellerinde zaten bol para var. Daha evvel basılan paralar hala bu şirketin hazinelerinde. Eskiden o parayı da pek ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Hep ne yapıyorlardı o yüzden hisse senetleri geri alıyorlardı veya anlamsız satın almalar yapıyorlardı. Şimdi yapay zeka var. Yapay zeka sayesinde verimliliklerini iyileştiriyorlar. O yüzden bu çeyrek belki bilançolar hafif sorunlu gelecektir. Ama Amerika'daki beklentiler 3. ve 4. çeyrekte şirket bilançolarında çok tekrardan büyümeye başlayacağını, yani hem ciro hem karlılık tarafında büyümelerin başlayacağı ortaya konuyor. Bu da biz borsa yatırımcısı için çok iyi haber. Çünkü eninde sonunda hisse senetlerinin getirisini ne belirliyor? O şirketin karlılığı belirliyor. Ve karlılıklarda özellikle 3. ve 4. çeyrek raporlarında çok olumlu beklentiler var. Hem yapay zekanın verim artışları geliyor, hem epey bir işçi çıkarıldı bu süreçte. Hem şirketler biraz gidişatı tehlikeli gördükleri için verimliliklerini artırmak konusunda çok çaba harcadılar. O yüzden 3. 4. çeyrek bilançoların herkesi çok şok edeceğini düşünüyorum. Bu çeyrek biraz tartışmalı. Bu çeyrekte doğru hisse senedi seçmek çok çok önemli. Siz de bu çerçevede henüz katılmamışsınız. Lütfen kulübümüze katılın.
Biliyorum videolarda ufak bir aksama oldu. Burada biraz video yapmak, internet bağlantıları vesaire. Her şey biraz dertli olabiliyor ama onları hızlandıracağız. Ne var ilk etapta? Adobe'nin finansal değerlendirmesini yapacağız. Hafta başında Adobe'nin iyi bir yapay zeka oyunu olduğunu söylemiştim. Ama finansal tabloya pek girmemiştik. Onun detaylarına giriyoruz. Yarın kısmetse o videoyu yayınlamış olacağım. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ülkemiz hakikaten Ceyda, şöyle bir göstereyim. Yani şu ülkeye güzel davranalım. Dünyada bu kadar güzel ülke çok çok az var. Ben de şu anda Türkiye içerisinde hoş bir koydayım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.